Kendisine ilk mektubumu verdikten 1-2 gün sonra ve bana cevap vermeden, bir defa bile yüzünü göstermeden gitti. Ara sıra ben de içinde dahil miyim bilmem, arkadaşların hepsine selam haberi geliyor. O kadar. Teşekkür ediyoruz. Evet, bir başka, önce bu resimdeki kişilerden Kenan Ağar'ın hangisi olduğunu görelim. Sol baştan sayarsak hepimiz biliyoruz, Sait Faik, Behçet Necatigil, Naim Trali ve en sağ başta bıyıklı olan da Kenan Ağar'ın. Tek bir portre fotoğrafını bulamadık, birkaç grup içerisinde böyle bir resim var. Onu da göstermiş olalım. Kitabın içinde tek bir anım yazar var, Nezihe Meriç. Onun 3 mektubu var. Kadıköy'ü 10 Mart 1952'de yazdığı mektubu şimdi dinleyelim. Oktay Bey, aklımda şöyle bir şey var. Sana alaka gösterenlere karşı kayıtsız kalma. Bu çocukluğumdan beri kararlarıma tesir eder. Sizin bana gösterdiğiniz samimi alaka için gündelik teşekkür falan değil de başka bir şeyler yapmalı. Mesela hikaye göndermeli. Biz cumartesi sizi beklemiştik, gelmediniz. Hangi sebeple olursa olsun ben iyimserimdir. Yine de sözümde durup yollamalıyım diyorum. Galiba böyle icap eder. Bu yolları da hiç bilmem aksine. Ben her zaman derim ki, bizim nesil geçen nesil gibi birbirini yemiyor. Biz birbirimizi sevmesini ve desteklemesini biliyoruz. Beni haklı çıkardınız. Artık arkadaşlar istedikleri kadar sanat ve sanatkarların kaprislerine ait dedikodu getirsinler. Ben hemen ya Oktay Akbal'la ne buyrulur diye şişiyorum. Bu hikaye eski bir çalışmadır. Varlık için yolluyorum. Yaşar Nabi neşretmeyecek olursa ki öyle zannediyorum, bana geri yollamanızı bilhassa rica ederim. Vatan ilavesi için şimdilik hayır. Türk dili içinde sizden önce Salim Şengül istemişti ona yollayacağım. Size hazırlayınca yeni çalışmalarımdan da yollayabilirim. O zaman inhisar kelimesini değiştirirsiniz. Bu şakası. Size, eşinize ve bebeciğinize selam ederim. Nezihe Meriç. Teşekkür ediyoruz. Evet, geldik son mektubumuza. Son mektubumuz Ankara'da yaşayan bir şairin, Ahmet Telli'nin, 1946 Çankırı Eski Pazar doğumlu. Şiir ve yazılarıyla günümüzde de gündemde olan bir şair. O da yazdığı mektupta hem bir taraftan övüyor, hem bir taraftan çeşitli eleştirileri var. Evet. Ankara, 24 Mayıs 1971. Sayın Oktay Akbal. Varlık dergisinin son iki sayısında günlerde sayfası çıkmayınca size yazma zorunluluğunu duydum. Öylesine alışmıştım ki günlerde sayfasına, dergiyi alır almaz ilk kez bu sayfayı okuyordum. İki aydır çıkmayınca bir eksiklik duyduğumu size içtenlikle söyleyebilirim. Şimdilerde Cumhuriyet Gazetesi yazılarınızdan başka okuyucularınıza hiçbir şey yazmıyorsunuz. Oysa ben yukarıda bütün içtenliğimle günlüğünüzü okumayınca eksiklik duyduğumu söylediğim gibi yine içtenlikle söyleyeyim ki gazete yazılarınız beni doyurmuyor. Ara sıra günlüklerinizin ya da öykülerinizin havasını taşıyan yazılar yok değil. Ne ki bir yerde yeterli olduğunu sanmıyorum. Yararsız demiyorum, kuşkusuz ki yararlı. Ne var ki politik yönden sınıfsal bakış açınız keskin değil. İnsancılığınız sizi gazete yazılarında bizim aradığımız içeriğe götürmüyor. Diyesim şu ki ben sizi yazınsal türdeki yazılarınızla sevdiğim yazarlar arasına koydum. Politik içeriğe dönük gazete yazılarınızla değil. Ne var ki son olarak 1970'te yayınladığınız Tarzan Öldü'den bu yana tek öykü yayınlamadınız. Varlıktaki günlük sayfasını da bırakırsanız okuyucularınıza haksızlık etmiş olursunuz. Öykü ve günlükleriniz ne denli kalıcıysa denemeleriniz
söz gelişi dost kitaplar, konumuz edebiyat kitaplarında topladığınız denemeler bana biraz yüzeysel geldi. Oysa 1967'de yayınladığınız Yalnızlık Bana Yasak, ölmez öykülerden oluşmuş. Birçok kez okudum. Kendimi buldum o öykülerde. Canlılar Cansızlar, Aslı Çıkması, Dar Oda, Bayraklı Kapı, tümünü birçok kez daha okurum ve bıkmam. Diğer öykü kitaplarınız da öyle. Nuh'un Gemisinden Kibrit Alevine değil o öyküler kalıcı öyküler. Hele Yalnızlık Bana Yasak benim başucu kitabım. Tıpkı Sait Faik'inkiler gibi. Bu yapıtlarınız nerede, gazete yazılarınız nerede? Bütün bunlarla diyesim şu ki, öykülerinizi bekliyoruz. Çoğul kullandım çünkü birkaç arkadaş da aynı düşüncede. Mektubumu yanıtlamanızı beklemiyorum. Kişisel ilişkiler önemli değil. Önemli olan okuyucularınızın duygularını size iletebilmektir. Bu arada eleştirilerimden kırılmayacağınızı umarım. Sevdiğimiz yazarlara bu denli nazımız geçer değil mi? Saygılarımı sunarım. Ahmet Telli, Gazi Eğitim Enstitüsü, Türkçe 2, Teknik Okullar, Ankara. Evet, teşekkür ediyorum. Oktay Akbal'a da teşekkür ediyoruz. Aslında bizi 70 yıllık bir döneme götürmüş oldu. Siyasetiyle, edebiyatıyla, toplum bilimiyle, yayıncılığıyla, yazarlar arasındaki düşünce alışverişiyle bize bir romanın ortaya koyabileceği bir zenginliği mektuplarla göstermiş oldu diye düşünüyorum. Ayrıca 70 yıl süresince bunca mektubu saklaması bile çok büyük bir değer bilirlik diye düşünüyorum ben. Hem bu değer bilirlik arkadaşına, dostuna karşı hem de topluma karşı, yani bunu paylaşmış olması da onun toplumcu bir yönünü gösterir ki saygı duyulmaya değerdir diye düşünüyorum. Bu bakımdan Oktay Akbal'a mektuplar edebiyatımıza küçük bile olsa bir zenginlik getirmiştir mutlaka. Bunda da benim küçük bir payım varsa kendimi mutlu sayıyorum. Siz de zaman ayırdığınız, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa da yanıtlamaya hazırım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.